rehberlerimizi aldık. Yani belediye orada bu atları yakalayıp öncelikle sahibine teslim edecek. İkincisinde de milli emlaka verip bir milli emlak kanalıyla bu atları bir satışına karar verip satışı yapılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Edirne'de sokakta başıboş dolaşan atların sokak hayvanı olmadığını belirtmişti. Başkan Gürkan, atlar belediyenin sorumluluğunda değildir ifadesini kullanmıştı. Toplama, denetleme, işte bakımını yapma, tedavisini yapma görevi veriyoruz. Eğer Edirne'de at sokak hayvanıdır diyen bir kişi bile varsa biz atların bütün sorumluluğunu alıyoruz. At sokak hayvanıdır diyemez. Atlarla ilgili sorumluluk kimin? Onu da yasada açık. Belediyenin olmadığı açık en azından. Ben hani kurum ismi vermeyeyim ama lütfen atlarla ilgili kimse kendi sorumluluğunu belediyenin üzerine atmaya çalışmasın. Biz bununla ilgili mücadele ediyoruz. Çalışma da yapıyoruz. Adam da çalıştırıyoruz. Ama her kurum da kendi görevini yapsın. Her kurum kendi görevini yapsın. At sokak hayvanı değildir. Var mı ata sokak hayvanı diyebilen bir kişi var mı? At sokak hayvanıdır. Herkes görevini yapsın. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ise bugün katıldığı bir program sonrası yaptığı açıklamada başıboş halde dolaşan atlarla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Ya biz atlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Yani belediye orada bu atları yakalayıp öncelikle sahibine teslim edecek. İkincisinde de milli emlaka verip bir milli emlak kanalıyla bu atları bir satışına karar verip satışı yapılacak. Yani bununla ilgili Başkan Bey'in haberi yok. Aslında oradaki başkan yardımcısı konuyu biliyor. Birincisinde vatandaşa bunlar da zaten 90 tane at var. 90 tane atta çipler takılı. Sahiplerinin kim olduğu belli. Alet okuyor çipten ve bunu sahibine teslim ediyorsun. Birincisinde bir daha sokakta görülürse bu at milli emlakın malıdır artık. Buluntu mal niteliğindedir. Milli emlak bunu İstanbul'dan çağıracağız. Bu işlerle uğraşan kişiler onlara satışına karar verildi. Tabii açık atımı satacağız. İki tane satsak hepsi düzelir. Şimdi ben belediye başkanıyla görüşeceğim. Atları getirsinler veya eğer bir kere tebliğ edecekler ilgili sahibine. İkincisinde mutlaka el koyup bunun satışı yapılacak. Parası hazineye intikal ettirecek. Evet.